Döneri, kebabı geçtiler, lezzetli bir menemen olsa ona bile bayram edecekler. Her şey dahil sistemiyle Bodrum'da 4 yıldızlı bir otele giden müşteriler isyandı. Çünkü iddialarına göre her şey dahil sistemiyle çalışan otelde hiçbir şey yok. Menemen olsun ama lezzetli olsun, yenilebilir bir şey olsun. Biz öyle döner yapalım, kebap yapalım, hiçbir şey yok. Her şey dahil de çocuk kuru ekmek yedi. Ben şimdi Yener Bey'i arıyorum. Boş ekmek mi yiyorsun? Aynen öyle. Hayalleri çeşit çeşit yemeklerdi. Ama her şey dahil konseptinde iddiaya göre tatilciler umduklarını bulamadı. 4 yıldızlı oteldeki tatil planları suya düştü. İsyan bayrağını çekti. Rezalet, parasını geri verme. Beni aç bırak. 7 gün beni buraya mahkum et. Bir muhatap bulamayayım. Paramı geri alamayayım. Böyle rezillik olur mu? Ama bunun adı resort yani otel. Tabelasında 4 yıldız var. Tanıtımlarında yemeklerin lezzeti anlatıla bitirilemiyor ama otelde kalan müşteriler böyle düşünmüyor. İddialarına göre lezzeti şöyle dursun, yemekler berbat. Ve onca şikayete rağmen bir türlü çözüm bulunmuyor. Menemen olsun ama lezzeti olsun, yenilebilir bir şey olsun. Biz öyle döner yapalım, kebap yapalım. Her şey dahil konseptindeki otelde yemek sorunu bir türlü çözülemeyince çareyi dışarıda arayanlar da vardı. Çorba, pilav, etli yemek, salata olsun, benim çocuğumun karnı doysun. Ben burada 24 saattir açım, 4 gündür açım diyen var. Biz dün dışarı yemeğe gittik yani otelde. Her şey dahil de çocuk kuru ekmek yedi. Ben şimdi Yener Bey'i arıyorum. Boş ekmek mi yiyorsun? Aynen öyle. Otele aylar öncesinden binlerce lira ödediklerini söyleyen müşteriler bu vurdum duymazlıktan rahatsız. Kaç para verdiniz efendim? 2200 lira para verdik. Kaç günlüğüne? 6 gece. Tatilciler isyan bayrağını çekmiş durumda. Ancak problem çözülene kadar da tatilleri bitecek gibi görünmüyor.